bugün mecliste tartışılan tabii ki hayvan hakları meselesi. Hayvan hakları meselesi. Hayvan haklarında büyük infial yaşanıyor şu anda. Sivil toplum örgütlerinin e, e, itirazlarını görüyorsunuz. Dün de anlattık, önceki günde her gün anlatıyoruz. Hayvanları öldürmeyin. Öldürmeyin ya. Niye niye canlıları öldürüyorsunuz ya? Büyük ihtimalle e, Homo sapiens'ten yani insandan çok daha kadim, derin e, ve çok daha muazzam, mucizevi varlıklar hayvanlar. Yani bize kalmamış bu dünya. Bugün bir haber okudum. Brezilya okyanuslarında yaşayan, Brezilya okyanuslarında yaşayan balinaların kokain testi pozitif çıkmış. Ya şimdi bunu böyle okuyunca zaten haber gibi ha ha ne komik falan gibi gelebilir. Hiç komik değil. Ağır trajik bir şey bu. Yani homo sapiens dediğimiz bence gezegenin en zalim yaratığı olan insan okyanusları da kokain paketleriyle doldurdu. Ne kadar korkunç bir sorumsuzluk bu. Yani çocukları zehirledikleri yetmiyor bu kaçakçıların. Bir de yakalanmamak için sahil savunmaya falan bu paketleri okyanuslara attıkları için konteynerlerden. Haklı olarak tabii deniz canlıları da bunlara maruz kalıyorlar. Balinanın kokain testi pozitif çıkıyor ya da köpek balığının Böyle bir manyaklıktan bahsediyoruz. İnsanoğlu dediğimiz varlık gerçekten bir canavara dönüşmüş durumda. Yani yeni bir versiyonumuza evrilmezsek eğer hem kendimizi hem de bütün yaşam alanlarımızı ve gezegeni katledeceğiz. İşte bu yasa da işte bu yasa bunlardan bir biri aslına bakarsanız ve bunu anlatmaya çalışıyoruz. İlginç bir şekilde Sayın Bahçeli bugünkü basın toplantısında hani şaşırabilirsiniz. Bakın ne dedi bir duyalım komisyon toplanacak. Ee, aslında tartışmalar da yaşanıyor komisyonda. Ee, genel kurul aşamasına da geçilmesi bekleniyor yasanın. Siz e, meclisteki bu görüşmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle muhalefetin bu kanun teklifine yönelik de eleştirileri var. Aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarının da protestoları oluyor. Siz e, bu tepkileri nasıl değerlendirirsiniz? Teşekkür ederim. Türk milleti Hayvanları sever. Köpekleri dost kabul eder. O sebepten dolayı köpeklere karşı uygulanacak her türlü yanlışın karşısında durur. Milliyetçi Hareket Partisi de üzerine düşeni yapacaktır. Hiç kimse merak etmesin. Köpekleri dost olanlar, köpekleri dost zannedenler sokaklara dökülerek köpekleri taşlamaya devam etmesinler. Onlar çünkü Cenab-Allah'ın ı bir yaratığıdır. Nokta. Başka var mı şimdi, efendim? Şimdi yeni bir liste, yeni bir liste yapılırsa eğer yani e, Bahçeli ile aynı fikirde olanlar listesi oraya da beni en başa yazarlarsa Özlem olarak çok memnun olurum. Kelimesi kelimesi aynı fikirdeyim. De, evet Bahçeli ile. Kayıtlara geçsin. Ben de bu toplumun köpekleri ve canlıları sevdiğine inanıyorum. Bu yasanın asla geçmeyeceğine ya erteleneceğine ya içindeki maddelerin iptal edileceğine inanıyorum. Net konuşmuş. Fakat bakar mısınız? Ne kadar enteresan. Yani e, yani en net konuşan iki isim oldu. Birisi Fatih Erbakan. Evet, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı ne dedi? Kesinlikle dinimize de aykırı bir yasadır bu. Mümkün değil böyle bir şey olamaz dedi. Aynı şekilde Sayın Bahçeli de aynı şeyi söyledi. Mustafa Varankla Bahçeli gece ve gündüz kadar bu yasa hakkında demek ki farklı düşünüyorlar. Demek ki tartışma sadece iktidarın e, muhalefetle bir tartışması değil. Tartışma iktidarın kendi içindeki bir tartışma. Ben buradan bunu anlıyorum.